Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen fasikül serisi çokgenler konusu test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler i̇şte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda paralel, kenar, paralel doğrular arasına yerleştirilmiş düzgün çokgen biçimdeki eş kartlar verilmiştir. Görseldeki yerleşim sonucu oluşan açılara göre x artı y artı z eksi t değeri kaç derecedir diyor. Gerçekten ilk çokgene baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gen olduğunu görüyorum. Şöyle temizleyelim. Gerçekten 8 genin öncelikle iç açısına ihtiyacımız var. 8 genin iç açısına arkadaşlar n eksi 2 çarpı 180 bölü n ile hesaplayabilirim. Veya gençler düzgün çokgen olduğu için öncelikle dış açısını bulacak olursam ne yaparız dış açıyı bulmak için? 360'ı biliyorsunuz arkadaşlar dış açılar toplamı 360 dereceydi. 360'ı 8'e bölersem bir dış açısı 45 derecedir. İç açı ile dış açının toplamı 180'di. O halde 180'den 45'i çıkarıyorum. Bir iç açısı gençler 135 derecedir. Bakın buradan bulmak daha kolay diyorum. O halde bir iç açısını 135 derece olarak yazdım. Burası da 135 derecedir. O halde burada oluşan tam açı arkadaşlar 360 dereceydi. Yani x artı 135 artı 135. 360 derece ise evet, x artı 135 135 daha 270 olur. Buradan x'i bulabilmek için 360'dan 270'i çıkarıyorum. Ve x'imizin değeri 90 derecedir diyoruz. Evet, x'i 90 olarak elde ettik. Y'ye geldiğim zaman gençler bir altıgen görüyorum. Yine öncelikle dış açıyı bulacak olursam arkadaşlar 360'ı böyle bölelim. 6'ya bölecek olursam bir dış açısı 60 derecedir. 180'den 60'ı çıkarıyorum ve bir iç açısı 120 derecedir. Bakın buradaki iç açılarımız 120'er derece. Şimdi gençler burası y derece ise ters açıdan dolayı bu iki açı birbirine eşittir. Burası da y'dir. O halde 2 tane y ile iki tane 120'nin toplamı 2y 120 120 daha direkt yazalım gençler. Toplamları tam açı yani 360 derecedir. 2 artı 240. 360 derece ise 2y'nin değeri. 160'dan 120'yi çıkarıyorum. Pardon, 360'dan 240'ı çıkarıyorum gençler. 2y 120 derecedir. Buradan y'nin değeri 60 derecedir. şimdi t'ye geldim gençler. Bakın bir beşgen görüyorum. Beşgenin dış açısı 360'ı 5'e bölecek olursak 72 derecedir. 180'den 72'yi çıkarıyorum bir iç açısı arkadaşlar. 108 derecedir. Burası 72 derece, iç açısı da 108 derece. Yani şuradaki açılarımız 108'er derece. Şu açı arkadaşlar bizim için dış açıdır yani 72 derecedir. Aynı şekilde buradaki açımız da 72 derecedir. Bakın gençler burada bir üçgen oluşturuyorum. Yani T 72 ve 72'nin toplamı. Evet, üçgen iç açıları toplamı 180'e eşittir. T artı 144. 180 derece ise T'yi bulabilmek için 180'den 144'ü çıkarıyorum. Ve T'nin değeri 36 derecedir diyoruz. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Arkadaşlar T 36 derece ise burada bir arkadaşlar tam açımız var. Yani Z 108, 108 ve 36'nın toplamı. ...360 derece eşittir diyoruz. 108, 108 daha gençler 216. 36 ile toplayacak olursam 256. Z artı 200 Evet, 252 pardon gençler. 216. 36 252. 360 derece ise z'nin değeri 360 eksi 252'den z de 108 derecedir diyoruz. Evet arkadaşlar bizden istenen işlem gençler şuradan aşağıya yazalım. x artı y artı z eksi t idi. Burada harfleri yerine yazalım. gençler. x'i 90 bulmuştum. 90 artı y 60'tı. Artı z'nin değeri 108. Eksi t de 36 idi. 90 60 150. E 250 258 eksi 36 oldu. 258'den 36'yı çıkartırsam 222 derece olur. Sorumuzun yanıtı B seçeneği. Doğru yanıt olur diyorum. Evet, devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Şekil 1'de ve şekil 2'de iki tane, ikişer tane düzgün çokgen e, biçimdeki kartların bir kısmı çakışıp biçimde verilmiştir. Şekil 1'de ve şekil 2'deki kırmızı renkli par doğru parçaları birbirine paralel olduğuna göre görsellerde verilen X ve Y değerleri toplamı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar düzgün altıgenin bir iç açısı Bakın n eksi 2 çarpı 180 bölü n ile hesap edebiliriz. Veya dış açıyı bulur oradan iç açıyı hesap edebilirim gençler. Burada n yerine 6 yazarsam 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6'dan 86'ya e 6'ya böldüm 30 kaldı. E, 6'dan 2'yi çıkardım 4 çarpı 30. Bir iç açısı 120 derecedir. Gençler bir iç açı 120 derece. Ee, arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısı da yine n eksi 2 çarpı 180 böyle n diyecek olursam 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5'ten 3 çarpı 180 bölü 5 3 kere 180 540 olur. 540'ı 5'e bölecek olursam gençler bir iç açısı 108 derecedir. Şurası 108 derece. Gençler bakın buradaki kırmızı doğrular para, e, birbirine paralel olduğu için karşı durumlu açılardan böyle fazla karalamadan gösterelim. Evet buraya 108 derece dedim. Şimdi karşı durumlu açılardan gençler şu iki açının toplamı 180 olacak. O halde ben 180'den 108'i çıkartırsam 72 derece olur buradaki açımız. E şimdi altıgenin bir iç açısı 120 derece dedim. O x'i bulabilmek için 120'den buradaki 72 dereceyi çıkarıyorum. Ve x'in değerim böyle x eşittir 48 derecedir diyoruz. Şimdi geldik gençler. Düzgün 8 gene. Şimdi düzgün 8 gene de öncelikle dış açısını bularak çözmek istiyorum. 360'ı 8'e bölersem bir dış açısı 45 derecedir. 180'den şurası 45. 80'den 45'i çıkarıyorum. Bir iç açısı gençler 135 derecedir. Evet şimdi arkadaşlar şuradan e, düzgün eşkenar eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar bir iç açısı 60 derece diyorum. Burası 60 derece, burası da 60 derece. Karşı durumlu açılardan gençler bakın bunun tamamı 180 dereceydi. Ama 180'den 60 çıkartırsam buraya 120 derece kalır. Şimdi düzgün sekizgenin bir iç açısı gençler. Yani şunun tamamı 135 dereceydi. O halde y'yi bulmak için 135'ten içerideki 120 dereceyi çıkartırsam y de 15 derecedir. E bizden x ve y'nin toplamını istediğim 48 artı 15'ten 63 derece olur toplamları C seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet şöyle kalemimi değiştirin ve üçüncü soruya bakalım. Aşağıda A, B, C, D, F düzgün altıgenin içine iki adet eş üçgen karton ve birbirinden farklı büyüklükte iki adet düzgün altıgen görseldeki gibi yerleştirilmiştir. K, L ve M köşeleri doğrusal olmak üzere KM doğru parçası AC'ye paraleldir diyor. Benden X, Y ve Z'nin toplamını istiyor. Gençler öncelikle e, şuradaki şeklimiz arkadaşlar tamamı düzgün altıgendi. Düzgün altıgende gençler. 1 e, bir iç açısı n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den gençler. 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6'dan buradaki işlemi yaparsak 120 derece olur demiştik. Bir iç açısı. E, gençler bakın buradaki ABC ikizkenar üçgendir. O halde ben 180'den 120'yi çıkarıyorum. 60 derece. İkiz kenar üçgeni biliyorsunuz taban açılar birbirine eşit Yani ben buraya da ne diyorum arkadaşlar? 60'ı 2'ye bölecek olursam taban açıları 30'er derecedir. Demek ki Z gençler buradan 30 derece. Aynı şekilde buradaki açımız da 30 derecedir. Böyle Z'yi 30 olarak buraya yazalım. Şimdi bir iç açımız gençler 220 dereceydi. Bakın burası iç açıdır. Ama şuradaki açıyı bulmak için 180, 120'den 30'u çıkarıyorum. Evet buradaki açımız gençler 90 derece. Bakın burası 90 derece. E şimdi arkadaşlar 90 derece. Aynı zamanda altıgenin bir iç açısı. Burası iç açısı. 120 dereceydi. Yine 180'den 120'yi çıkartırsam. Buradaki açımız da 60 derecedir. O halde x'i bulmak için gençler şuradan yazalım. x artı 60 artı 90. Üçgenin iç açıları toplamı 180'e eşittir. X artı 150. 180 derece ise X de buradan 30 derecedir. X'i de yazdık. Bakın burası 30 derece. Şimdi geldik yukarıdaki açımıza. Arkadaşlar bakın burası. Hatta şöyle yapalım öncelikle. Şu paralellikten faydalanalım gençler. Evet, KM AC'ye paralel demişti. O halde AC'ye paralel bir. Doğru parçası çiziyorum sevgili gençler öncelikle e, altıgenin burada bir iç açısı 120 dereceydi. Bakın bu gençler tam ortadan geçtiği için buraları 60'lar derece olarak ayırıyoruz. E, burası da 120 idi. Şu iki açı eşit olduğu için burası da 60 derecedir. Gençler bakın burada bir doğru açı oluştu. Y artı 60 artı 60 180 derecedir. 60 da 60 120 yapar. Y eşittir 180 eksi 120'den Y'nin değeri de 60 derecedir. Benden gençler 3'ünün toplamını istedi. Direkt toplarsam 30, 60, 120 derece olur. Toplam diyoruz. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza geçelim. Elif 30 santimetre uzunluğundaki bir telim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve eşkenar üçgen olmayan gençler. Yani bir kenar üç, e, üçten fazla olacak diye düşüneceğiz. Bir düzgün çokgen elde ediyor. Elif'in elde ettiği çokgenin bir kenar uzunluğu bir santimetreden büyük olduğuna göre elde edilen çokgenin bir iç açısının ölçüsü alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulalım diyor. Gençler bir santimetreden büyük dediği için en küçük kenarımız yani en arkadaşlar 2 santimetre olsa diyelim. Evet 2 cm için gençler. E toplam elimizde 30 cm vardı. 30'u 2'ye bölersem 15 kenarlı olur. Bir çokgenimiz. 15 kenarlı ise gençler. E ben bir iç açısını arkadaşlar nereden hesap ediyorduk? Bir iç açısını n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den hesap ediyorum. Veya dış açıdan hesap edebiliriz diyoruz. Burada n yerine 15 yazarsam 15 eksi 2 çarpı 180 bölü 15 arkadaşlar 15'ten 2'yi çıkardım 13 180'i 15'e böldüm 12 13 çarpı 12 evet, bir iç açısı 156 derecedir Evet arkadaşlar şimdi diğer değeri hesap ederken gençler eşkenar üçgen olmayacağını söyledi. O halde arkadaşlar kenar sayısını ben burada yani eni dörtgen alamam arkadaşlar. Çünkü 34 tam bölünemez. O halde en 5 kenarlı olsa dersem arkadaşlar 5 kenarlı olsun diyorum. Bakın 35'e tam olarak bölünüyor. Ve bir kenarı 6 cm olur diyoruz. Şimdi bir kenar arkadaşlar 6 cm ve beşgen olduğu için beşgenin bir iç açısını yine n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den hesap edersem burada n yerine 5 yazıyorum gençler. 5 eksi 2 çarpı 180 bölü 5 Buradan 180'i 5'e bölersem 36. 5'ten 2'yi çıkardım. 3 kere 36. Bir iç açımız bu sefer 108 derecedir. Ben de bu ikisinin toplamını istedim. 156 ile 108'i toplarsam 8, 6 daha 14 elde var. 1, 5, 1 de elde 6. 1, 1 daha 2. 264 derece olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.